Türk İş Başkanlar Kurulu da Ankara'da toplandı ve toplantıda gelecek günlerde başlayacak yaklaşık 200 bin kamu işçisini kapsayan kamu sözleşmeleri görüşüldü. Bütün adaylar bizim adaylar. Türk İş Başkanlar Kurulu toplantısında konfederasyon içinde bir koordinasyon kurulu oluşturulması ve örgütlenme çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı. Türk İş, Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirme kararının yeniden değerlendirilmesini de istedi. Özelleştirmelerin ekonomide olumlu sonuçlara yol açmadığını örneklerle anlatan Türk İş, yerli ve milli üretim, kendi kaynaklarımıza dayalı sürdürülebilir büyüme ekonomik bağımsızlığımız için vazgeçilmezdir vurgusu yaptı. Hükümetten ücretli çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz sözünü tutması talep edildi. İşçilerin ücretlerine %20,30 oranında enflasyon zammı talep edildi. Başka kitler olmak üzere kadro kapsamı dışında bırakılan yaklaşık 70 bin işçinin de kadroya alınması istendi. Bu arada Türk İş yerel seçimlere yönelik tavrını da bu toplantıda belirledi sevgili izleyiciler. Toplantıda Türk İş Başkanı Ergün Atalay, yerel seçimlerde sendika baskısı yapmayacak adaylara destek olunması yönünde genel tavır alınmasını istedi. Evet, şimdi Türkiye bir ekonomik krizin içinde, küresel kriz de var. Dolayısıyla daha da ağır hissediyoruz bütün bunların etkilerini. Önümüzdeki süreçte neler yaşanacak? AKP hükümetinin ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin yeterli olmadığını, daha doğrusu almadığı önlemleri hep konuşuyoruz. Telefon hattımızda Sayın Veysel Ulusoy var. Ayrıntılarıyla konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi önce şu maaşlarla ilgili konuya bir netlik getirelim. Zaten zar zor getiriyor maaşlı kesim, maaşla çalışanlar. Dolayısıyla önümüzdeki Mart ayında maaşlar düşecek mi, düşmeyecek mi? Temel olarak devlette veya özellikle özel sektörde maaşını brüt alanların maaşları düşecek. Siz de o kadar güzel verdiniz ki bunun üzerine fazla söz söylemek herhalde biraz yersiz olur. Fakat birkaç noktayı irdelemekte fayda görüyorum ben. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sizin de belirttiğiniz gibi düşük maaş seviyesine sahip bir toplumda vergilerin kademeli olarak yükselmesi, daha doğrusu kademeye sahip olması zaten düşük olan maaşları belli bir kademeden enflasyonu bastıktan sonra daha da düşürmekte. Halkın alım gücünü olumsuz etkilemektedir. Bu aslında gelişmiş ülkelerde de böyledir. Fakat onlardaki sistematik yapı düşük enflasyon ve yüksek maaşa bağlı olduğu için satın alma gücünde ileriki aylarda belli bir seviyenin altında inme hissi ve benzeri ortaya çıkarmamakta. Fakat ilginç bir şey daha var. Belki de bunu hükümete bir öneri olarak sunmak gerekir. Ben yıllarca vurguluyorum ama tabii duyan yok. O da şu. Yüksek seviye gelire sahip gelişmiş ülkelerdeki hane halkı aynı zamanda vergi birimlerinden öte bir de vergi iadesi almakta. Yani hani bir firma gibi direkt olarak hane halkı giderlerini, otobüs biletlerini veya benzin giderlerini, eve aldığı bilgisayarı ve hatta mobilyaları ve benzeri eğitim harcadığı parayı ödediği gelir vergisinden düşürmekte ve çoğu zaman da ödediği vergiden daha fazla parayı geri almaktadır. Yani bu net olarak onlarda bir alım gücünü düşünmediği gibi artırmakta. Fakat bizde kademeli vergide hem gelirimiz düşüyor hem alım gücümüz düşüyor hem de vergi iadesimiz sadece asgari geçim indirimi çerçevesinde. Eskiden bilirsiniz KDV iadeleri vardı. Onun yerine 100 liralık 200 liralık bir getiri elde ediyoruz aylık. Bu çerçevede benim önerim, benim tavsiyem belki de bu gelirdeki düşüşe engelleyecek mekanizma olarak vergi iadelerinin sıklaştırılması ve bütün hane halkı giderlerinin vergi iadesine tabi tutulması olumlu bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Evet. Hocam şimdi tabii çalışan kesim panik halinde doğal olarak bu haberlerin gündeme gelmesiyle birlikte. Bir başka konu danışmanlık şirketleriyle ilgili IMF'nin yaptığı çağrı var. Bizde bir McKinsey örneği var bu ekonomik krizin baş göstermesiyle birlikte hepimiz hatırlayacağız. Sonradan iptal edilen bir anlaşma söz konusu. Bu danışmanlık şirketlerinin ödenen ücretlerin verimsiz olduğunu söylüyor IMF. Türkiye'nin de bu konuda tecrübeleri var. Ne söylersiniz bu konuda? Aslında bakarsanız danışmanlık firmaları değil de denetim firmaları her zaman faydalıdır. Yurt dışında olsun, içeride olsun.
buradaki aslında tartışmanın temel noktası onlara ödeyeceğimiz bedellerin yurt içinde yerleşik insan sermayesinin ödenmesiyle kat kat daha fazla verimin elde edilebileceği fikridir. Yani bizde inanın oradaki çalışanlardan kat kat fazla ekonomik modelleri, ekonometrik modelleri nedenselliği analiz eden bir sürü insan sermayesi, bir sürü beyin vardır. Bu çerçevede yani hükümetlerin de idealist bir şekilde madem yerli diyoruz, madem milli diyoruz, içerideki beyinleri değerlendirmesi yerde olur. Gerçekten de çok fahiş fiyatlara danışmanlık hizmetleri vermekte. Fakat buradaki temel amacı hükümetlerin de bu büyük firmaların IMF'ye çok yakın olması, diğer işte fon yöneticilerine yakın olması, bir bakıma referans niteliğinde o paraları oralara saçmamıza neden oluyor. Aslında dediğimiz gibi, sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten de dünyanın belki de en saçma ücretlerini ödediğimiz bir hizmet şekli diyebilirim. Evet. Şimdi bir de az önce meclisten bir örnek verdik. Lükse yönelik uygulamalar kapsamında. Bu kez garson ve aşçılara 5 yıldızlı otelde çalışma uygulaması getirilmiş. Kademeli olarak, dönüşümlü olarak yapılacak bu. İşte makam araçlarından söz ediyoruz. Lüks harcamalardan, şatafattan söz ediyoruz. Vatandaşın beli bu kadar bükülmüşken bu yapılan harcamalara ne diyorsunuz? Vallahi içim gidiyor benim de. Yani geçmişteki bakan arkadaşlarım da söylediği gibi bunların gerçekten çok düşük cüzi fiyatlar olduğu, hatta kuru yemiş fiyatları ve çerçevesinde bir seviyede olduğu belirtilmişti. Ama çalkantının veya krizin hissedildiği bu derin yapıda gerçekten de küçücük bir meblağ bile veya hatta küçücük bir lüks haber bile insanın beynini donduracak seviyeye geliyor. Yani bu sorunumuz mu kalmış şimdi? Lüks işte servis alalım da 5 yıldızlı otellerde çalışsınlar, gelsinler veya eğitim alsınlar ve benzeri. Tamam, olsun, madem öyle ben de şunu önereyim. Milletvekillerimiz de o lüks otellerdeki fiyatları ceplerinden lütfen çıkarıp ödesinler. Yani o yemek bedelleri için. Dolayısıyla giderler de bizim cebimizden çıkmamış olur. Evet, ne güzel söylediniz. Aslında vatandaşın duygularına da tercüman oldunuz hocam. Bu lüks ve şatafata millet böyle sefillik yaşarken bir son verilmesi lazım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ulusoy değerli yorumlarınız için. Teşekkürler benden, sağ olun. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyiciler, ana haberin sonuna geldik ama bir yere ayrılmıyorsunuz. Bu akşam çok yeni soluklu bir programla saat 21'den itibaren sizlerle olacağız. Olaylar ve gerçekler. Çok çok önemli isimler Türk basın ve medyasından. Sayın Fikret Bila, Sayın Orhan Bursalı ve Sayın Tayfun Atay sizlerle çok önemli konuları tartışacaklar. Perde arkasını, olayların perde arkasını değerlendirecekler. İlginç bir program olacak. Kaçırmamanızı öneriyoruz. Saat 21'de görüşmek üzere efendim. Temel olarak devlette veya özellikle özel sektörde maaşını brüt alanların maaşları düşecek. Siz de o kadar güzel verdiniz ki bunun üzerine fazla söz söylemek herhalde biraz yersiz olur. Fakat birkaç noktayı irdelemekte fayda görüyorum ben. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sizin de belirttiğiniz gibi düşük maaş seviyesine sahip bir toplumda vergilerin kademeli olarak yükselmesi, daha doğrusu kademeye sahip olması zaten düşük olan maaşları belli bir kademeden enflasyonu bastıktan sonra daha da düşürmekte. Halkın alım gücünü olumsuz etkilemektedir. Bu aslında gelişmiş ülkelerde de böyledir. Fakat onlardaki sistematik yapı düşük enflasyon ve yüksek maaşa bağlı olduğu için satın alma gücünde ileriki aylarda belli bir seviyenin altında inme hissi ve benzeri ortaya çıkarmamakta. Fakat ilginç bir şey daha var. Belki de bunu hükümete bir öneri olarak sunmak gerekir. Ben yıllarca vurguluyorum ama tabii duyan yok. O da şu. Yüksek seviye gelire sahip gelişmiş ülkelerdeki hane halkı aynı zamanda vergi dilimlerinden öte bir de vergi iadesi almakta. Yani hani bir firma gibi direkt olarak hane halkı giderlerini, otobüs biletlerini veya benzin giderlerini, eve aldığı bilgisayarı ve hatta mobilyaları ve benzeri eğitim harcadığı parayı ödediği gelir vergisinden düşürmekte ve çoğu zaman da ödediği vergiden daha fazla parayı geri almaktadır. Yani bu net olarak onlarda bir alım gücünü düşünmediği gibi artırmakta. Fakat bizde kademeli vergide hem gelirimiz düşüyor, hem alım gücümüz düşüyor, hem de vergi iadesini sadece asgari geçim indirimi çerçevesinde, eskiden bilirsiniz KDV iadeleri vardı. Onun yerine 100 liralık, 200 liralık bir getiri elde ediyoruz aylık.
Bu çerçevede benim önerim, benim tavsiyem belki de bu gelirdeki düşüşe engelleyecek mekanizma olarak vergi iadelerinin sıklaştırılması ve bütün hane altı giderlerinin vergi iadesine tabi tutulması olumlu bir sonuç ortaya çıkaracaktır.